İnşallah. İnşallah means hope. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi yaklaşık herhalde bir 25 gün oldu. Antalya'da yapılan bir yarışma için İnegöl Belediyespor oyuncularımızla, Orientalik takımımızla o bölgedeydi. Sonrasında biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş neticesiyle Ukrayna takımı ülkesine dönemedi. Sonrasında bizim arkadaşlarımızla işte buradaki diğer oyuncular ülkelere dönemiyorlar. Şehrimizde ağırlayabilir miyiz diye bizlere sordular. Biz de tabii ki ağırlayabiliriz diye iletmiştik. Sonra şehrimize transferlerini sağladık arkadaşlarımızın ve burada onları misafir etmeye başladık. Doğa sporları merkezimizde misafir ediyoruz bu arada. Aslında tam da hani o tür takımların kamp yapabileceği bir alan. Sizler de biliyorsunuz Dostum Merkezi'ni ve burada onlara ev sahipliği yapıyoruz. Tabii gönlümüzden geçen açıkçası bu savaşın sona ermesi, çünkü yani o ilk geldikleri günkü durumu hatırlıyorum. Yani gerçekten son derece moralleri bozuk ve pek çoğu ülkesinde haber almakta zorlanıyor. Yaşananlar var kendi bölgelerinde. Bunlar tabii son derece üzmüş. Ayrıca bizleri de tabii ziyadesiyle üzmüştü. İnşallah tabii savaş sona ersin istiyoruz ama burada savaş sona erene kadar süreçte de hep antrenman ve idmanlarını bölgemizde yapıyorlar. Beraberinde de süreç orada tamamlandığında kendi ülkelerine dönecekler. Ancak biz tabii bir insan olmanın gereğini yerine getirdik burada. Nihayet itibariyle orada bir zor bir durum var. Biz de ülkemizde onları şu anda misafir etmeye devam edeceğiz. Bu arada tabii çok güzel diyaloglar oluyor. Arkadaşlarımız onlarla ilgileniyorlar. Yani bunu ben sadece Ukrayna veya işte Rusya'dan da biri olabilirdi veya farklı bir bölgeden de olabilirdi. Onlar olduğu için söylemiyorum. İnsan olmanın gereği budur ve nihayetinde kavganın, dövüşün kimseye faydası yok. Ama güzel güzel insan gibi, yani bu dünyanın da gelip geçiyor olduğunu da unutmamak lazım. Birbirimize faydalı olmaya çalışmak lazım. Biz gerek yerelde tüm vatandaşlarımızın yani ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduğumuzu zaten defaatle ifade ediyoruz. Burada da yurt dışında ülkemizde kalan arkadaşlarımıza destek olmuş olduk. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlara orada çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar. Günü geldiğinde de inşallah bu dostlarımızı oraya uğurlamış olacağız. Onlar da eminim ki bırakın yine gönlü, Türkiye'nin gönül elçisi olacaklar. Yani savaş hali ortadan kalktığında burada yaşananları asla unutmayacaklar. Ki kaldı ki bunu da beden diliyle, insan diliyle her seferinde vurgulamaya çalışıyorlar. Gözlerinin çok kez dolduğuna ben şahit oldum. Ağladıklarına ben şahit oldum. Nihayetinde zaman zaman da aldıkları haberler neticesinde çok çok da üzüldüklerini de görüyoruz. Ama inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da girişimleriyle, diğer makul ve mantıklı bu konuda girişim yapan insanların da katkısıyla inşallah savaş sona erecektir. Temennimiz de bu olsun arkadaşlar.